Merhaba Kent 20 TV izleyicileri, sağlık programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz, uzman doktor Nihat Pekel, kardiyoloji uzmanıyım. Tekden Hastanesi'nde çalışıyorum. Bugünkü konuğumuz, birlikte söyleşi yapacağımız değerli hocamız, kadın doğum uzmanı, operatör doktor, sevgili doçent doktor Ömer Demirtaş hocamız. Kendisiyle uzmanı olduğu kadın doğum alanında söyleşi yapacağız. Tabii kadın doğum alanı oldukça geniş bir alan. Deniz, derya diyebileceğimiz bir alan. Ama şimdi kadın doğum alanı iki ana dala ayrılıyor. Doğum ile ilgili olan bir alanı ve kadın hastalıkları ile ilgili olan diğer bir alanı var. Biz bugün daha çok doğum ile ilgili olan alan üzerinde konuşmak istiyoruz değerli hocamla. Tabii yine vaktimiz doğrultusunda da güncel konulara da değinmek istiyoruz. Şimdi hocama ben öncelikle hoş geldiniz diyorum Ömer Hocam. Hoş bulduk değerli hocam. Hoş bulduk. Şimdi Ömer Hocam, önce sizi bir tanımak isteriz. Bir kendinizi kısaca bize bir tanıtabilirseniz. Ömer Demirtaş. Denizliyim. Doğma büyüme. Yaklaşık 15 yıldır aktif uzmanlık yapıyoruz. Eğitimimizi Ege Üniversitesi'nde aldık, tıp fakültesini, ve uzmanlığı da yine Ege Üniversitesi'nden aldık. Doçentliğim Pamukkale Üniversitesi'nde. Yaklaşık bir yıldır da Tekden Hastanesi'nde aktif olarak çalışıyoruz. Hoş geldiniz tekrardan diyeyim o zaman. Evet, bir yıldır birlikte çalışıyoruz Ömer Hocam'la. Benim de birkaç yakınımı takip etti Ömer Hocam, sağ olsun. İlgisinden ve alakasından memnun kaldı yakınlarımız. Ben burada yine kendisine teşekkür etmiş olayım. Ben teşekkür ederim. Şimdi gebe takibi ile konuşmak istiyoruz. Tabii Türkiye'de, tabii tüm dünyada en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Ve tabii gebelik de dünyanın en güzel, en önemli olayı aslında. Ve tabii tüm aileler bu gebelik durumunda titizleniyorlar doğacak bebeğin heyecanıyla. Ve tabii sağlıklı bir gebelik sürecinde takipler çok önemli. Sayın Hocam, gebe takibini nasıl yapıyoruz? Bize bir anlatabilirseniz. Şimdi tabii gebeliğin herhangi bir döneminde hastalar bize gelebiliyor. Ama bizim kabaca bir guide sunması için, bize bir yol göstermesi için temel olarak takibimiz ne kadar sıklıklarla olur ve hangi aşamalarda hangi testler önemlidir ve neler yapıyoruz, kabaca bir onu söyleyerek başlayalım. Şimdi ilk başta hastalar gebe olduğunu fark ettiklerinde gebelik testi veya adet gecikmesi bir şekilde kendileri veya doktor vasıtasıyla gebe olduğumuz kanıtlandığında biz hastaya bir yol çiziyoruz. Kendi pratiğimde ben şöyle yapıyorum. Kalp atışını görene kadar haftalık bakıyoruz. Kalp atışını gördükten sonra da aylık kontrole geçiyoruz ki bu da yaklaşık 7-8 hafta civarına denk geliyor. 32 haftaya kadar biz haftalık, 32 haftadan sonra 2 haftada bir, 37 haftadan sonra da haftalık olarak takiplerimizi dizayn ediyoruz. Tabii bunlar da doktorunuzun tercihine göre esnemeler, genişlemeler olabilir. Tabii bu takipler esnasında özel haftalarda yapılan özel testler de var. Bunun ilk başında gelen 11-14 hafta arasında yapılan ikili tarama testleri. Yurt dışında tabii bazen yüksek riskli gebeliklerle ilgilenen arkadaşlar 11-14 hafta ayrıntı ultrasonlarda yapıyor ki ben de yapıyorum kendi hastalarıma. Onun dışında 20. haftaya doğru, yani 18-22 hafta arası bebeğin organ taramaları giriyor devreye. Orada da ayrıntı ultrason dediğimiz veya halk arasında renkli ultrason diye de biliniyor. Ultrasonumuz var. Özellikle ultrasonlar bunlar. Yani zaman ayrılan ve tecrübe gerektiren işler. Onun dışında ben genelde gebeliğin başında, yani ilk gebe olduğumuzu öğrendiğimiz zaman, gebeliğin ortasında 24-28 hafta arası, bir de gebeliğin sonlarına doğru 32 haftadan sonra kan testlerini yaptırıyorum. İdrar testleri, kan testleri, tiroidler, bebeğe bulaşabilecek enfeksiyonlarla alakalı. Yani her ay yaptırmak gerekiyor mu? Şart değil ama sağlık ocakları her ay baktığı için bizim açıkçası yükümüzü almış durumdalar.
ve böylece özel hastanede masraf da olmuyor hastalara. Ama başında, ortasında ve sonunda genel olarak sağlıklı gebelikler olduğu için çok detaya girmemize gerek kalmıyor ama temel şeyleri görmekte fayda var. Çünkü fizyoloji biliyorsunuz gebelikte değişiyor. Genel kan testleri mi hocam? Tabii tabii, yani kan testleri, kan biyokimyası, ondan sonra idrar testi, enfeksiyon markerları, demir düzeyleri aynen. Yani sağlık ocakları gerçekten bunları çok detaylı bakıyor. Yani o yüzden elimiz kolumuz olmuş durumda. Eksik kalanları da biz kendi bünyemizde tamamlayabiliyoruz. Onun dışında 32 haftadan sonra genelde sağlıklı gebeliklerde, yüksek riskli olmayan gebeliklerde biz NST dediğimiz bebeğin kalp atışlarını yazdırmaya başlıyoruz. Yani bebeğin iyilik halini değerlendirmeye başlıyoruz. Bebeğin beyniyle kalbi arasındaki koordinasyon genelde 28. haftadan sonra geliştiği kabul ediliyor. Asıl yani iyilik halini gösteren testler, o yüzden yüksek riskli gebeliklerde 28, düşük riskli gebeliklerde yani normal gebeliklerde 32. haftadan sonra her kontrole geldiğinde yaptırıyoruz. Tabii bizim Türkiye'de bütün kadın doğumcular standart olarak her hasta muayeneye geldiğinde tabii ki ultrason muayenesini yapıyor. Evet. Kabaca yani böyle bir yol çizebiliriz. Tamam. Ultrason muayenesiyle de ilgili yine bir sorum olacak. Şimdi önceleri yoktu. Tabii şimdi 3 boyutlu veya 4 boyutlu çizdiği ultrason kavramları, yani yüzünün şeklini görme gibi var galiba, değil mi? Bu evet. Artık yani benim kendi çocuklarımın zamanında yoktu. Yani biz 2 boyutlu ultrasonla yetinmiştik o zaman ama şimdi artık sanırım anneler ve babalar onun heyecanını yaşıyor galiba. Kesinlikle. Yüzünü görüyorlar, değil mi? Kesinlikle. Yani güzel anılar diyorum ben ona. Yani bir hasta bakmak gibi değil de anı biriktiriyoruz aslında biz kadın doğumcular. Kabaca şöyle bir sınıflama yapalım. Hani çok rahat anlayabilmeleri için hastaların, 2 boyutlu dediğimiz ultrason siyah beyaz olan standart. 3 boyutlu dediğimiz derinlik hissi verdikleri, o gördükleri sarı renkli, böyle gerçek yüzmüş gibi gördükleri fotoğraflar var ya, 3 boyutlu dediğimiz o. 4 boyutlu dediğimiz o fotoğrafın hareketli hali. Aslında 4. boyut zaman. Yani 3 boyutta 4 boyutta aynı. Ama birisi fotoğraf, birisi hareketli görebiliyorsunuz onu. Bir de renkli ultrason var. Renkli ultrasonu bu sarı renkten dolayı o zannediyor hastalar ama renkli ultrason Doppler dediğimiz. Tabii. O akımlara bakıyoruz. Bebeğin beslendiği damarlara falan baktığımız. Böyle kırmızı mavi renklerle görünen, kan akımını gösteren renkli ultrasonumuz o aslında. Neresine bakıyorsunuz hocam? Renkli, yani Doppler'le. Bebeğin plazental yetmezliği var mı? Uterin arterlerde bebeğin beslenmesini sağlayan, yani rahime gelen damarlarda bir problem var mı? Çentikleme var mı? Gelişme geriliği veya suyu azaldığında umbilikal arter dediğimiz göbek kordonundaki damarlara bakabiliyoruz. Bazen oradaki akımlar bozulabiliyor. Yani o zamanlarda gerçekten elimiz kolumuz ayağımız oluyor. Renkli ultrason. Beslenmeyi gösteriyor yani. Anladım. Anne karnındaki. Peki hocam, bu yaptığınız testlerle özellikle yani ikili tarama testine sanırım önem veriyorsunuz. 12. haftada yaptığınız ikili tarama testine. Bazen ben de duyuyorum, hani çevremizde oluyor. İşte bu testlerin sonucunda aile bir endişeleniyor. Bir acaba bebeğimiz doğduğunda sakat mı doğacak? Yani halk arasında yani aynen. Kromozom anomalisi olan bebeklerden bahsediyoruz. Evet. Yani kromozom anomalisi olan bebekleri belirlemede sanırım kullanılıyor bu ikili tarama testi ve aileler bazen gereksiz endişelere mi kapılabiliyor bu sonuçlarla ilgili? Evet. Bununla ilgili bize ne anlatırsınız? Şimdi değerli hocam, bizim gerçekten yani aileyi, gebeliğini berbat edebilecek bir alan. Bir kere kafaya soru işareti koyduğumuz anda o bebek doğana kadar anne gerçekten huzursuz oluyor. Şimdi tabii bunun bazı sebepleri var. Gelen hastalar şöyle geliyor. Hocam bebeğime sakat dediler. Yani Down sendromu olabilirmiş. Kromozom bozukluğu olabilirmiş. Genelde hastalara böyle geliyor. Veya siz tarama testleri önerdiğinizde size şunu söyleyebiliyorlar. Hocam bize sakat dediler, normal çıktı bebek. Şimdi burada bir doktorla hasta arasında bir dil uyuşmazlığı var değerli hocam. Öncelikle biz bu testlerin ne anlama geldiğini bir konuşalım. Ondan sonra da bu konuyu nasıl çözeceğimize geçelim. Şimdi
Biliyorsunuz Mongol bebekler var. Down sendromu dediğimiz veya kromozom bozukluğu da diyebileceğiniz bebeklerimiz var. 1960'lı yıllarda Down sendromu tanısı için genelde kullanılan anne yaşıydı. Anne yaşı baz alındığında, ki sınır 35'tir, baz alındığında 35 yaşın üzerindeki hastalara hep anne karnından sıvı alıp bakılıyordu Down sendromu yakalamak için. Tek elimizdeki test buydu. Bebeğin DNA'sını elde etmek, evet, için. Evet, bebeğin DNA'sını, bebeğin cildi çünkü suya dökülür. Bebeğin içinde bulunduğu sıvının içine dökülür. O hücreleri alıp kromozomlarına bakıyorduk. Tabii buna bakarken tespit ettiğimiz şey şu oldu. 10 tane hastanın 4'ünü yakalayabiliyordunuz sadece. Geri kalan 6 tanesi 35 yaşının altında kalıyordu. Hayda. Ama risk 35 yaşın üzerinde daha fazla. 35 yaşın altında 100 bin tane, 1 milyon tane gebe var. Orada 100 tane çıkıyor diyelim. 35 yaşın üzerinde 1000 tane gebe var. Onda 200 tane çıkıyor mesela. Evet. Risk yani kabaca fazla söylüyorum. Yani risk 35 yaşın üzerinde daha fazla ama 35 yaşında olmaz diye de. Ha, 35 yaşının altında da sayı olarak Down sendromu daha fazla. Yani kaçırdığımız oran çok fazla. Gebelik sayısı fazla oluyor. Aynen. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Düşünüyoruz, taşınıyoruz. 1970'li yıllara doğru yapılan araştırmalarda anne kanındaki bazı parametrelerin Down sendromu bebeklerde yüksek çıktığı fark ediliyor. Bu tabii bize üçlü tarama testinin önünü açıyor. 3 tane parametre bakılıyor anne kanında. Ve bununla öngörmeye çalışıyoruz. Anne yaşıyla %40 tespit edilen oran 1970'lerde, 80'lerde üçlü tarama testiyle yaklaşık %70'lere çıkıyor. 10 hastanın 7 tanesini saptayabiliyoruz. Hala 3 tanesini bulamıyoruz. 2000'li yıllara doğru tabii teknoloji gelişiyor, çalışmalar, her şey. Çeşitli tarama testleri çıkıyor, dörtlü tarama testleri. 2000'li yıllardan sonra bebeğin ense kalınlığı, burun kemiği, ultrasonla beraber gelişen şeyler bunlar. Ultrason. Tabii ultrasonun artık gündeme gelmesiyle, daha çok sık kullanılmasıyla piyasaya çıkan Down sendromlu bebeklerde bozuk olduğu görülen parametreler de işin içine giriyor. En bilinen şey ense kalınlığı. Ense kalınlığı. Ense kalınlığını biz tarama testine 11-14 haftaya alıp ikili tarama testini oluşturuyoruz bu sefer. 1970'lerde üçlü tarama testiyle başlayan 16-20 hafta arasında olan test artık ense kalınlığı ve başka parametrenin devreye girmesiyle iki tarama testi olarak daha erken haftada tespit edilmeye başlanıyor. Bununla beraber tanı gücü %80'lere çıkıyor. Siz bir de bu haftada burun kemiği, ductus venosus akımları, işte tricuspid akımlarına kaçak dediğimiz ayrıntı ultrasonunda işin içine kayarsanız eğer ikili tarama testine neredeyse %90'lara varan tanı gücüne ulaşıyorsunuz ama hala kaçak var. Ne yapalım? Tabii 2006'dan sonra... Kaçak olmaması mı hocam? Hocam tabii biz maksimum yakalamaya çalışıyoruz. Yani bir testin en güzel şeyi yalancı pozitiflik ve yalancı negatifliği en az indirmektir zaten. Bütün popülasyonun hepsini yakalayabilmek, sağlıklı olanı da ayırabilmek, hasta olanı da ayırabilmektir. Testin gücü buradan gelir. Peki hocam burada bir şey sorabilir miyim ben? Yani şimdi ikili tarama testi yaptınız, ultrason yaptınız ve hiç şüphelenmediniz. Yani testler normal. Böyle bir test normal çıkan, hiç şüphelenmediğiniz bir bebek doğduğunda Down sendromu çıkıyor. Olabilir mi? Çok nadir de olsa çıkıyor. Oraya geleceğim işte. Tamam. 2006 yılından sonra anne kanında DNA'ya, yani bebeğin DNA'sına ait parçaların alınabileceği ve bunun da acaba kromozom testi olarak veya kromozomlara değerlen kullanabilir mi diye çalışmalar başlıyor. 2010 yılından sonra da anne kanında DNA testi dediğimiz, NIFD diyebilirsiniz, işte fetal DNA diyebilirsiniz, yani adına ne koyarsanız, annenin sadece kanından alınarak bebeğin DNA'sının ayrımlaştırıp incelendiği bir test olan anne kanında DNA çıkıyor. Nirvana bu. Yani invaziv olmadan, annenin karnına iğneyle girip su almadan ulaşabildiğimiz en üst nokta şu an anne kanında DNA ve neredeyse %99'a yakın tanı gücü var. %90-99 aralarında. Yani hastalığın cinsine göre, tipine göre değişiyor ama Down sendromu gibi bizim en sık görülen kromozom bozukluklarını gerçekten çok iyi tanıyan bir tarama testi.
elimizde mevcut. Neredeyse %90. Tabii artık rahat yapılıyor. Tek dezavantajımız fiyat. Fiyatı pahalı. Amniyosentez daha mı ucuz? Amniyosenteze geldiğimiz zaman, amniyosenteze evet fiyat olarak belki biraz daha uyguna geliyor gibi görünebilir ama invaziv bir test. Hı hı. Yani annenin karnına iğneyle giriyoruz. Yani bebeğin olduğu suyunun. Hani bebeğe bir zarar yok. Sadece sıvısından alıyoruz. Sıvısının azalma, artma bir şey yaptığı yok ama eski dönemlerde yapılan çalışmalarda bu işlemin de nadir de olsa düşükle sonuçlanabileceği gibi bir izlenim olduğu için insanlar hep korkuyor bu testten. Yani biraz ürkütücü geliyor. Çünkü ürkütücü geliyor. Bebek var yani. Evet, ürkütücü geliyor ama çok basit bir test. Bildiğiniz kalçadan iğne yapmak gibi. Amenna, sıkıntı yok ama sonuçta bir invaziv test. İnvaziv test dedim, girişimsel bir test. Zaten bütün bu çalışmaların amacı biz oraya gitmeyelim diye yapılan çalışmalar. Evet, amniyosentezden uzaklaşalım. O riski almadan maksimum bebekleri tarayalım diye. Şimdiki yaklaşımımız şöyle. Belirli cut-off değerleri var. İşte hastanın risklisin, bana bebeğim sakat dediler dediği yere geliyoruz. Bu tarama testleri size belli bir risk oranı veriyor. Mesela diyor ki 1/150. Genelde cut-off'umuz nedir bizim? İkili tarama testi için 275. 275'in altına indiğimiz sürece 250, 200, 150, 100 biz kendimizi daha çok yüksek risk kategorisine koyup o bebeği amniyosentezle tanıyı netleştirme tarafına gitmeye çalışıyoruz. En başlarda böyle. Çünkü tarama testleri dediğimiz bu ikili, üçlü, dörtlü, anne kanında DNA bunların hepsi tarama testidir hocam. Tarama testi toplumda hasta grubu seçerken sağlıklıyı da seçer bir miktar. Evet. O yüzden tarama testleri kesin tanı testi değildir. Arada normalleri de seçtiği için siz bu anormallerin içinde gerçek anormal olanları bulabilmek için anne karnından sıvı almak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Problem burada başlıyor. Evet. Hani Down sendromu olabilir, senin riskin yüksek dediğimiz anda hasta, işte burada da dil piyasaya çıkıyor veya hastanın anlaması, bizim anlatmamız, hasta direkt kendisini bebeğim Down sendromu herhalde kategorisine koyuyor ama değil. Tarama testini aldınız. Ben size yüksek riskli dedim. Bu bebeğin sakat olduğunu da göstermez. Değer normal, atıyorum 1/1000, 1/2000, bu bebeğin normal olduğunu da göstermez hocam. Evet. Bu sadece bir üst basamağa geçin der. Hı-hı. Anlatabildim mi? Evet. Veya ileri teste gerek yok der. Çünkü çok nadir de olsa, çok nadir de olsa tarama testi normal olup Down sendromu gelen bebekler de var. Evet. O yüzden hatta Yargıtay artık dava şunu çok, zaten bizim en büyük davalarımız onlar. Yani doktorun da hatası yok, şeyin de hatası yok, hastanın da hatası yok ama tarama testlerinden kaynaklanan handikaptan dolayı tespit etmekte farklı yorumlar olabildiği için ne yazık ki bunlar dava konuları oluyor. Ve Yargıtay en son şunu dedi. Tarama testleri normal dahi olsa hastanıza bu bebeğin problemli çıkabileceğini anlatmakla mükellefsiniz dedi. Ne yazık ki. Evet. Yani biz bu tarama testlerini ben danışmanlık olarak görüyorum. Mutlaka hastaya yarım saat 45'te anlayıncaya kadar hocam mutlaka anlatıyor. Peki hocam şöyle diyeceğim. 12-14. Haftada bu tarama testi yüksek risk gösterdi. Kromozom anomalisi açısından. Tamam. Sonrasında ne oluyor? Yani bebeğin alınması durumu oluyor? Çok güzel hocam. Şimdi oraya geliyordum zaten. Diyelim ki tarama testiniz yüksek çıktı. İkili tarama testi yaptırdık ve size dedik ki ya riskimiz biraz yüksek çıktı. Bir ileri basamağa geçmemiz lazım. Ne yapacağız? Evet. Burada da yol ikiye ayrılıyor. Ben burada kendi yönetimimi söyleyeceğim. Hem kanıta dayalı tıp çerçevesinde hem de hastalık yok, hasta vardır biliyorsunuz bizde. Bireyselleştirmeli bazı şeyler. Orada da kendi yönetimimi söyleyeceğim. Böyle durumlarda iki tip aile var. İki çeşit aile var. Bir çeşit aile seküler yaşam tarzına sahip ve şunu diyor. Hocam ben bu bebeğin eğer Down sendromu olduğunu bilirsem ben müdahale ederim. İkinci çeşit aile, hocam biz muhafazakar aileyiz. Hani bebekte bir sıkıntı da çıksa biz hani müdahale etmek istemiyoruz. Yani doğuracağız biz bunu. Canlı gözüyle bakıyoruz. Evet, yani biz doğuracağız. Bizim için değişen bir şey olmayacak. İkinci çeşit aile bu. Evet. Normalde kitap ne der? Yüksek riskli grupta bir üst basamağa geçeceksiniz der, değil mi? Evet. Nedir orada tanı testimiz? Amniyosentez. Ben bunu bilmek istiyorum kesinlikle diyen aileye evet amniyosentez öneriyoruz.
Normalde muhafazakar aileye de yani ben bebeğimi devam ettirmek istiyorum diyene de öneriyoruz. Ama hasta ben ona gitmek istemiyorum. Zaten doğuracağım ben. Hani o riski de almak istemiyorum ben. %1'de o düşük riskini de almak istemiyorum. Evet. O zaman ne yapalım? Ha, orada benim kendi bireysel davranışım şu. Anne, genelde artık bizim hocalarımız da yani o şekilde davranmaya başladılar. İkili, üçlü, dörtlü de bir problem çıktığımız zaman anne kanında DNA bakıyoruz. Hı-hı. Çünkü o bizi daha da rahatlatıyor. Hı-hı. Anne kanında DNA'nın tanı gücü neredeyse %90-99'lara ulaştığı için 95-99 o civarda. En azından ailenin huzurlu ve mutlu bir gebelik geçirmesini sağlıyoruz. Yani bir kısmında gereksiz yere endişelendiğimizi görmüş oluyoruz o testi. Evet, aslında yani çoğunda böyle. Ben şimdiye kadar anne kanında DNA yaptırma hastalarım çoğu normal geldi. Evet. Ama biz Ömer Demirtaş'ın, ne bileyim Nihat Hoca'nın gönlüne göre hareket etmeyiz. Elimizdeki donelerle algoritmik yaklaşırız. Down sendromu taraması, kromozom bozukluğu taraması ultrasonu koydum buldum diyeceğiniz bir tarama testi değil. Yani bir yaklaşım değil. Evet. Bunu tespit etmeniz bir algoritmik yaklaşımdır. Ben hastalara anlatınca tabii yazık kafaları karışıyor. Algoritmik dediğimiz basamaktır hocam. Evet. İlk başta bir test yaparsınız. Sen bunu önermezsen, kadın doğumcu olarak ben bunu önermezsem sana ve bebeğin Down sendromu çıkarsa ben tıbbi olarak, mesleki olarak hata yapmış olarak görüyorum hukuki olarak. Evet. Bunu önerdiğimizde insanlar tabii garipsiyor. Bunu önermekle mükellefiz. İlk basamakta bu. Bir problem çıktı. Ya doktor bunu yaptırdı bir de problem çıktı kardeşim biz zaten bir şey yapmayacaktık. Hayır o değil. Bu problem çıktığında bu problemin çözümü var. Yine bir basamak üstte çıkıyoruz. Çatallanıyor. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Çünkü hukuk bana bunu yapmamı söylüyor. Evet. Sizin isteyip istememeniz yani hastanın bu testi isteyip istememesi biz imzasını alıyoruz. Hocam ben ileri gitmek istemiyorum. Sonuca razıyım. İmzası. O zaman benim bunu size anlattığıma dair ben sizin imzanızı almakla mükellefim. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Şükür benim şimdiye kadar hiçbir hastamda bir problem yaşamadım. Ama yaşayan arkadaşlar var. Yani Down sendromu yaşayıp gelmiş. Hani anlatabiliyor muyum? Dava edilmiş. Var ben ama bilmiyordum hocam. Davalar var ama bakıyorum şeylere. Yani cut-off değerin üstünde. Yani normal kategoride, risk kategorisinde değil. Ultrasonda bir bulgu yok. Tuzak bir hasta. Evet. Down sendromu tuzak hasta olabilir hocam. Bir bulgu olmayabilir. Veya bulgular çok geç zamanda da çıkabilir. Mesela öyle hastalarım da vardı. Yani 20. haftada, 22. haftada kalpte problem görüp veya farklı şeyler görüp ya bu acaba olabilir mi bir problem diye gönderdiğiniz hastalarda da çıktı oldu. Ultrasonla sonradan bulunan. Veya takipsiz kalmış, ultrason ayrıntı ultrason ilk haftalarda yapılmamış. Yani olabilir çünkü kalp hemen görülmez ilk haftalarda. Yani daha çok 18. haftadan sonra fetal eko yapılır bizde. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. İlerleyen zamanlarda da görünen olabilir. Bunlardan dolayı biz ultrasonun normal görünmesi, tahlillerin normal olması ilk etapta hemen her şey normal demiyoruz. Evet normal ama bu tür hastalarda da çıkan var mı? Var ama artık onda da hocam eldeki testler bunu derken görmemişken yani bir doktorun da yapacağına yazık ki bir şey yok. Bir kör bir nokta evet, kalıyor. Evet kör bir nokta gri zone hocam orası anlatabildim mi? Ama Allah'tan çok nadir. Allah'tan çok nadir. Evet. Ama yine de hastaların bunu bilmesi lazım. O yüzden doktorun önermesi ne yazık ki gerekiyor. Size bütün doktorunuz anne kanında DNA, ikili, dörtlü testler önerebilir. Bunlar bizim yapmamız gereken şeyler. Zaten bunu yapmayacaksak bizim bir önemimiz yok. Burada problem çıktığında yönetmek lazım. O yönetimi de beraber yapacağız. Anlatabildim mi? Ve hastayı bireyselleştirerek yapmak biraz daha şeyi azaltıyor frotmanı. Şimdi gelelim dil konusuna. Devlet hastanelerinde ne yazık ki arkadaşların yükü çok fazla hocam. Özel hastanede biz buna mesela bir 40 dakika, 30 dakika zaman ayırabiliriz anlatmak için. Ama devlet hastanenin yükü şu an 5 dakika, 10 dakikayla sınırlı. O yüzden bunu bu kadar güzel anlatamayabilirler. Doktoru suçlamamak lazım burada. Ve söylediği şey bu. Evet senin riskin yüksek. Bunu bir ileri basamağa geçmemiz lazım. Hasta bunu alıyor. Yeterince de konuşamıyor doktoruyla. Ne yazık ki. Fiziksel ve şartlardan dolayı. Evet. Ve hocam biz böyle bize sakat dediler geldik. Size sakat demediler aslında. Size sadece yüksek risklisin. Down sendromu olabilir dediler. Evet. Dir demediler. Down sendromu dur demedi sana doktorun ama olabilir. Çünkü bu test bilir diyor. Evet. Anlatabildim mi? Ama onu konuşmaya fırsatınız olmadı ne yazık ki şartlardan dolayı. Burada çok dikkat etmek lazım. İşte o dili çok dikkatli kullanmak lazım. Hocam burada yani şöyle ikili
tarama testinin yapılmadığı bir gebe olabiliyor mu? Yani Türkiye'de bu yasal bir zorunluluk mu yoksa? Şöyle, ikili tarama bir gebeye muhakkak ikili tarama testi yapılmalı mıdır? Bunu yaptırmak zorunda mı bir anne? Yok, hayır. Yani genelde yapılıyor ama biz önermekle mükellefiz. Hocam. Biz önermekle mükellefiz. Biz öneririz. İkili tarama testi yaptırmak ister misin? Sonra... Neden yaptıracağız hocam? Bu tanıyı koyabilmek için. Yaptırmak senin için ister misiniz diye soruyor musunuz testi? Mutlaka. Yaptırmayabilir aile. Hocam ben yaptırmayacağım. Ben her şeye ben aldırmayı düşünmüyorum zaten. Ben bu bebeği doğuracağım. Down sendromu, kromozomu ne olursa olsun ben aldırmam hocam, bunu doğurtacağım. Ha, bu hastaya saygı duymak lazım ve biz o zaman sadece onu önerdiğimize dair imzasını alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz hastaya. Yani zoru illa hastaya zorun mutlaka yaptıracaksın diye bir şey değil. Devletin koyduğu bir yasal bir zorunluluk da yok. Yok ama mesleki olarak bizim bunu önermemiz lazım. Hocam bir şey daha soracağım. Bu ayrıntılı ultrasondan sıkça bahsettiniz. Yani ayrıntılı ultrason bir gebelikte yani yaygın mıdır? Yaygın mı yapılır? Yani dediğiniz işte devlet hastanesinde yoğunluk var. Kamu hastanelerinde yoğunluklar oluyor tabii ki. Bu yani ayrıntılı ultrasonu bütün kadın doğum gebelik takibi yapan bütün kadın doğum uzmanları yapar mı? Ayrı bir eğitimi mi var? Yani onu bir merak ettim. Şimdi ayrıntılı ultrason şöyle. Ayrıntılı ultrason bizim mesela normal gebelik takibinde ne yaparız biz? Bebeğin suyuna bakarız, kalp atışına bakarız, gelişmesine bakarız değil mi? Hı hı. Ayrıntılı ultrason genelde 18 ile 22 hafta arası. Bazı hocalar da 11-14 hafta arası da yapabilirler. Erken haftalarda da yapılıyor çünkü. Ben yapanlardanım. Genelde 18-22 hafta arası yapılan bir ultrason. Organlar gelişti mi? Hani mayor bir anomali var mı? Bir problem var mı? Görmemiz gereken şeyler görünüyor mu? Onun için yaptığımız bir ultrason. İki boyutlu bir ultrason. Yani siyah beyaz ekranda yapıyoruz. Biz bunları genelde bütün gebelere öneriyoruz. Yaptırmak isteyen. Ve şöyle yapmak lazım. Şöyle düşünmek lazım. İkili test ve ayrıntı ultrason 20 haftadaki. Bu bize ne sağlıyor biliyor musunuz aslında? Diyelim ki ileride 28 ile 32 hafta arası gelişme geriliğin oldu. Suyun azaldı. Bir hasta olarak sen ne dersin? Hocam neden? O nedeni merak ediyorsanız hocam, o ikili testle ayrıntı ultrasonu ben bileceğim. Kromozom bozukluğundan dolayı mı bu? Bilmiyorum. İkili test yapılmamış. Bebeğin bir problemi vardı ayrıntı ultrasonunda. Böbreğim yoktu, ne vardı anlatabiliyor muyum? O da yok. Onu da bilmiyorum. O zaman bizim şeyimiz tanı gücümüz zayıflıyor. Ha, %70-80'i plazenter yetmezlikte Doppler'le bulursun. Ama bunları bilmezseniz sacaya eksik kalıyor aslında. O yüzden ben hastalarıma hani tamam bebeğe belki sonlandırma bir problem çıktığında almayı düşünmüyorsun ama yine de bilelim, adımlarımız sağlam olsun, ileride bir problemle karşılaşırsak yorum gücümüzü artırırsın diyoruz yani. Ayrıntı ultrason o yüzden genelde bizim önerdiğimiz testler arasında. O da opsiyonel. Hasta yaptırmayabilir yani. Ama yaptırdığında bizim her şeyimizi sağlıyor. Ha, kimler yapar? Genelde perinatolog arkadaşlar yapıyor. Radyologlar da bazen yapıyor ama biz daha çok perinatologların çünkü onun için özel bir eğitim alıyorlar. Yapmasını istiyoruz ama şunu söyleyeyim. Belli bir tecrübe yaşına ulaşmış insanların, kadın doğumcuların hepsi aslında bakıyorlar, biliyorlar yani. Ama resmi olarak rapor verme işi, anlatabildim mi? Radyologlarda veya perinatologlarda, doktor kendine güveniyorsa kendisi de yapabilir ama onlarda olduğu için genelde göndermeyi tercih ediyor. Anladım. Yani sorumluluğu paylaşmak yani istiyor doktor arkadaşlar. İstiyorsunuz yani. Evet. Radyolojiden isteyebiliriz. Perinatologdan isteyebiliriz. Anlatabildim mi? Anladım. Ama emin olun yani doktor, yani ben Deniz için konuşayım. Deniz'deki arkadaşların çoğu zaten görüyorlar, bakıyorlar kendileri. Biliyorlar yani. Tecrübeliler. Ama o sorumluluğu paylaşmak adına genelde gönderiyoruz biz de. Hani rapor yazısın. Bir başka gözle görmüş oluyor. Çift göz, çift dikiş gibi bir şey oluyoruz. Güzel oluyor yani. Ama primer olarak genelde şey bilinir. Hani perinatologlara bakar bilinir. Mesela bir anomali saptadığımızda zaten biz perinatologlara mutlaka göndeririz. Perinatolog hocam ayrı kadın doğum için aslında, evet. Yani kadın doğumun üst ihtisası. Onkoloji gibi. Perinatoloji de yüksek riskli gebelikle ilgilenen demektir. Mesela problemli gebelikler, işte bu tarama testlerinde bozukluklar. Ha, bir doktor kadın doğumcu kendisi de yönetebilir. Anlatabilirim. Ben kendimi yönetmeyi tercih ediyorum. Bir problem görürsem gönderiyorsunuz. Gönderiyorum genelde perinatologlara. Ama perinatolog arkadaşlar bu işin daha çok primer, ona odaklandıkları için hem bizi rahatlatıyorlar
Hem de bir sıkıntı gördüğümüzde en azından yolunuzu açıyorlar. Anladım hocam. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler aldık. Çok önemli bir konuya da değindik. Hocam peki gebelik testlerimiz ilerledi. Artık doğum anına yaklaştık. Doğum zamanına yaklaştık. O zamanlarda da söylediğiniz biraz daha kontrollerinizi sıklaştırıyorsunuz. Yani normal giden bir her şey normal gitse bile o sanırım son haftalarda her hafta mı görüyoruz dediniz hocam gebeyi? Yani her hafta yani normal de gitse her hafta çocuğu mutlaka görüyorsunuz. Mutlaka. Gebeyi görüyorsunuz. Mutlaka. NST'yi ne sıklıkta yapıyorsunuz? Her her kontrol. NST, 32'den sonra her kontrolü yapıyorsunuz. 32. haftadan sonra her kontrolde NST yapıyorsunuz. Bebeğin iyilik halini gösteren test. Bebeğin iyilik halini gösteren testimiz. Evet. Peki hocam doğum yaklaştı. Doğum şekline karar verme süreci. Burada nasıl karar alıyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Biraz da şundan soruyorum. Hani ülkemizde sezaryen doğum oranlarının yüksek olduğu biliniyor. Hastalarda biraz daha sezaryana doğru bir eğilim, sezaryen olma isteği var gibi gözüküyor. Sizin bu konudaki yaklaşımınız nasıl? Doğum şeklini belirlemede. Evet, şimdi hastalar genelde 28-32 haftaya geldiklerinde artık yavaş yavaş hocam doğum şekli nasıl olacak diye sormaya başlıyorlar. Ben genelde kendi yaklaşım tarzımı söylüyorum. Ben 39 haftada çatı muayenesi yapıyorum. 38-39 hafta gibi. Kemik çatı eğer uygunsa normal doğuma bırakıyorum. Hasta da istiyorsa. Eğer çatı muayenesi uygun değilse veya bebeğin pozisyonu yani sezeryen endikasyonu varsa zaten sezeryen olacak. Anlatabildim mi? Neden 39 bekliyorsunuz hocam? İlk gebelerde özellikle. Genelde Türkiye standartlarında biz 41 haftaya kadar en fazla bekliyoruz. Bebeği normal doğum için. İlk gebeliklerde 2 hafta önceden baş kanala iner doğumdan önce. Yani maksimum 41 haftayı bulacak olan bir doğumun 39 haftada artık bebeğin başına inmeye başladığını hissetmeniz lazım. Ben o yüzden kendi tercihimi o yönde kullanıyorum. Hani o bulgu güzel bir bulgu, iyi bir bulgu bizim için. O yüzden 39 haftayı bekliyorum. Onun dışında sezeryen endikasyonu olan, işte bebek ters geliyor, ikiz bebelik, ondan sonra eski sezeryen, hani bu tür veya geçirilmiş ameliyat olan, miyom ameliyat olan gibi hastalarda da tabii endikasyon dediğimiz yani artık bunu evet sezeryen yapabilirsiniz denen hastalarda da 38 haftadan sonra istendiği zaman sezeryen şeyi başlıyor, tarihi başlıyor. Yani ben genelde 38'i geçtikten sonra gün belirlerim hastalara sezeryen için eğer bir endikasyonu varsa. Ha, endikasyonu yok, normalde onu bıraktık hastayı. Orada da şöyle bir durum var. Hastaların şunu bilmesi lazım hocam. Garip gelecek belki size ama bir gebenin, gebeliğinin doğuma kadar her şeyin iyi gitmesi doğum başladıktan sonraki sürecin iyi gitmesinin garantisi değildir. Çok problemli bir gebelik geçirmiştir. Ağrılar, bulantılar, kusmalar, yani uykusuzluklar, ya anlatabildim mi? Halsizlikler, perişan olmuştur hasta. Böyle bir gebelik geçirmesi de doğumun kötü olacağı anlamına gelmez. O yüzden doğum başladığı andan itibaren bütün takipleri bir kenara bırakacaksınız artık. An be an değişiyor hocam. Saat saat değişecek o durum. Ve siz o saat saat, dakika dakika değişen durumun izlemini yapacaksınız. Hem anne probleme girmeden hem bebek probleme girmeden karar vereceksiniz. Bu süreç zor bir süreç yani. Kolay değil. Normal doğum için değil mi hocam? Yoksa normal doğum için diyorum. Aynen. Normal doğum. Sezaryen sonuçta tabii. Ameliyat. Karar verdiniz ameliyat yapacaksınız. Ama o bebeğin o kanala girmesi, çıkması, anlatabildim mi? O rahim kasılmaları esnasında oksijensiz kalıp kalmadığının tespiti, anlatabiliyor muyum? Bunlar çok hassas değerlendirmesi gereken konular. Aslında normal doğum adı normal ama evet. Öyle çok kolay bir şey değil. Değil tabii. İnsanlar tabii adını normal kabul ettikleri için orada karşılaştıkları bir problemde ya normal adı normal bunu niye anormal oluyor gibi hissediyorlar ama ne yazık ki biz bazı hayvanlar gibi sınırsız değiliz yani. İnsan pelvisi, insanların doğum kanalı kısıtlıdır hocam. Evet. O yüzden sadece doğal doğumdur. Normal doğum dediniz sizin. Evet. Normal değil, doğal doğum. Evet. Doğal yollarla doğumdur. Doğru. Yanlış bir tabir aslında. Evet. Kemik pelvisinde sizin sıkıntı olabilir, bebek oradan geçmeyebilir yani. Veya yolda çakılabilir.
çıkımda kalabilir. Yani sınırlı bir pelvis olan bir varlığın adına doğumuna normal doğum denmez hocam. Ona doğal yolla doğum denir aslında. Evet. Da biz hep normal doğum, normal doğum diyoruz. Evet. O yüzden insanlar bunu hep normal olarak algıladıkları için o yolda karşılaştıkları problemlerle mücadele etmesi zor oluyor. Evet. Psikolojik olarak. Garip geliyor. Ya hani niye böyle oldu, niye şöyle oldu? E madem böyleydi niye baştan almadık? İşte o an an değişen durumu biz en sonunda tespit ettiğimizde bir problem varsa dönüyoruz. O yüzden hani önceden niye böyle, o zaman niye bu kadar acı çektik? Böyle bir şey yok. Çünkü an an değiştiği için o an karar veriyor. Evet. Normal doğumu göze aldığımızda bütün bunlara açık olacağız. Sezeryen girersiniz, ameliyatınızı yaparsınız, çıkarsınız. Kabaca hani belki doğru değil mi diyeceksiniz veya doğru mu diyeceksiniz ama ben hep şöyle görmüşümdür. En yüksek risk, hani derler ya hangisi riskli? En yüksek risk olarak düşündüğümde, hani tartıya koyduğumda, sezeryen anneyi riske atan, normal doğumda bebeği daha çok primer ilgilendiren bir mesele gibi görünüyor. Yani sezeryen olmak anneyi birazcık yoruyor. Normal doğumda bebeği yoruyor hocam. O yüzden hangisi birbirine üstün diye bir şey yok hocam. Hangisi gerekiyorsa o olacak. Evet, evet. Doğru. O yüzden normal doğumda biraz karar süreci uzun. Sezeryen kolay. Evet. Hasta ister, sen endikasyonu vardır. İlerleme, hani sezeryen endikasyonu kolay ama normal doğum takibi ve devam endikasyonu anan değiştiği için o daha hassas bir şey. Daha önemli bir şey yani. Evet. Şimdi burada ben de kendi yorumumu veya düşüncemi söylemek isterim. Hani normal yolla doğum. Öyle demedik değil mi? Nasıl doğal yolla doğum? Doğal yolla doğum. Doğal yolla doğum. Doğum. Yani bu doğum şekli tabii ben de hekim olduğum için tabii öğrenciliğim zamanında, asistanlığım zamanında, staj yaptığımızda, kadın doğum staj yaptığımızda bize muhakkak normal doğal normal doğum diyorum ben. O doğum şekli bize gösterilirdi. Biz tıp öğrencileri olarak doğum bize maketleri vardı. Maketleri vardı ve doğum yani kadın doğum branşı bu kadar yaygın değilken normal pratisyen hekimler normal doğumun nasıl olduğunu, aşamalarını, işte manevralarını, bunları hani öğrenirdik. Yani çünkü kırsalda belki bir doğum olayıyla karşılaşabilirsiniz. Doğuma evet. Yardımcı olmak durumunda kalabilirsiniz. Tabii bunları gördüğümüzde o doğumun aslında hani böyle ızdıraplı bir doğum olduğunu, işte sancılı bir doğum olduğunu, hani hep filmlerde de böyle anlatılır. Tabii. Kadının ifadesi, yüz ifadesi, ağrılığı. Tabii bunlar biraz sanırım geri adım atmaya itiyor biraz da. Anneleri gibi geliyor bana. Evet. Ama gebeleri eğer hani psikolojik olarak hazırlanması, daha doğrusu annenin psikolojik olarak kendisini o doğuma hazırlaması çok daha işleri kolaylaştırıyor ya da belki. Bir de, kesinlikle. Şimdi bir de normal doğumda artık hani ağrısız normal doğumu bile epidural anesteziyle ağrı duymadan evet. Yapılabiliyor galiba. İşin ağrı kısmı orada da bertaraf edilmiş gibi. Bilmiyorum. Aslında belki ağrı aslında doğumu da kolaylaştıran bir eylem belki aslında. Hani ağrı duyması bilmiyorum. Doğru mu düşünüyorum? Hocam çok güzel. Yani inanılmaz. 3 tane kritik nokta vardı hastaların merak ettiği. Hepsini teker teker sordum. 1. Evet. Ben bilmiyorum belki bana denk gelmiş de olabilir ama psikolojisi hazır olmayan normal doğuma kendisini hazırlamamış olan en başından beri hastalarda hep doğum esnasında caymalar gördüm. Ama ben doğuracağım abi, hocam ben doğuracağım, ben normal istiyorum. Yani kendisini ve bilincini hazırlamış. Öyle keyfi istemek değil. Hani dışarıdan duymuş ya kızım niye doğuruyorsun, o sağlıklı doğum meselesi değil. Ben inanıyorum, ben bu çocuğu normal doğuracağım inancına sahip, o gücü kendini hisseden, içinde içselleştirmiş insanlar doğuruyor hocam. Kemik yapıda bir sıkıntı yok bebek, yani her şeyin normalse, tıp ben uygunsa. Ama psikolojisini hazırlamamış. Hocam o da olur, bu da olur, hani bir bakarız gibi olan ve normal doğumu bıraktığım hastalarda hepsinde beni sezeryen alın diye dedikleri, hepsinde duydum, hepsinde. Evet. O yüzden psikoloji çok önemli. Evet. Psikoloji çok önemli.
Hastaya ben soruyorum, normalde o mu istiyorsun, sezeren mi? Eğer uygun olursa hani. Hocam normal istiyorum. Şimdiden kendini hazırla. Psikolojini hazırla. Doğumda su koyu verme ha diyorum. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Yani okuman gereken kitaplar varsa okuyalım. Doğum esnasında hani o çocuk çıkarken perineyi koruyacak. İşte perine masajları, yağlar, ne bileyim yapacağımız medikasyon havası yapalım. Hep kendimizi bilişsel olarak hazırlayalım yani. Bu önemli değil mi? Çok, çok önemli. Ben enteresan bir şekilde yani bunu çok gördüm ya. Çok gördüm. Bizim ilk doğumumuzda yani eşimin ilk doğumunda normal yolda doğum yapmıştı. Gebelik hazırlanma kursları vardı. Böyle eşli olarak katıldığımız. Gebe okulu. Evet. Deniz'de var mı ya da böyle bir uygulamamız var mı? Var var. Devlet hastanesinde var. Özel hastanelerde var. Tabii gebe okulları yapılıyor. Bence faydalı olduğunu da düşünüyorum. Evet. Yani tabii, o psikolojik hazırlanma kısmında. Evet evet. Aynen. Bazen tabii şey oluyor yani ülkemizin bu tür şeylere yaklaşım biraz şey yani biraz daha sosyokültürel seviyesi yüksek insanlar daha çok katılmaya çalışıyorlar. Tabii işi var insanların, mesleği var. Hani arada kesip bölemiyoruz da. Evet. O yüzden birazcık böyle yavaş gidiyor gibi ama onların faydasına ben inanıyorum. İkinci sorunuz. Psikoloji önemli dedik. Burada keseceğiz ha. Tamam duruyor, sıkıntı yok. Neydi soru abi? Soru yoktu abi. Çok herhalde. Güzel sordun yani. 3 tane şey vardı. 3 tane dedin. Şeydi abi. Bir dakika. Süreci nasıl değerlendiriyorsun? Psikoloji önemli miydi? Evet. Ah. Yok. 3 doğru sen şey dedin de. Karar verme. Ha. Ağrı meselesi. Ha, ağrı. Tamam epidural anestezi. Başlıyoruz. Başladı mı? Hocam sıkıntı yok. Kayıt devam ediyoruz. Bir de hocam ikinci sorunuza geçelim. O da epidural anestezi yani bizim prenses doğumumuz. Biliyorsunuz doğum gerçekten ağrılı bir süreç. Yani rahim ağzının açılma süreci belki de doğumu annelerin gözünde en korkutucu, en ürkütücü yapan mesele. Ama epidural anestezi dediğimiz artık lokal belden yapılan uyuşturma iğneleriyle bu ağrıyı minimalize etmek mümkün. Gerçekten adı prenses doğum. Ha belki sizi sıfıra kadar indirmeyecek belki ağrınız ama toler edemeyeceğiniz seviyede değil. Toler edebilir bir seviyeye indirecek yani. Anlatabiliyor muyum? Ve gerçekten eğer uyumlu hasta epidural anestezi de güzel zamanında yapılırsa ki 4 cm açıkta ulaştıktan sonra yapıyoruz. O 4 cm'e kadar bir miktar o ağrıyı çekmek zorundayız. Yerli yerinde yapılan anestezi eşliğinde gerçekten zamanında yapılan epidural anesteziyle çok güzel çok tatlı doğumlar yaptı insanlar. Evet. Adı prenses doğum. Gerçekten prenses öyle. Prenses doğum. Hocam. O yüzden var böyle bir kavram. Ben zaten eğer hasta uygunsa hani isterseniz prenses doğumda veya işte epidural anesteziyle doğumda yapabilirsiniz. Böyle bir şansınız var diyorum. Anestezi uygun olursa, siz uygun olursanız, zaman uygun olursa tabii ki yapılabilir. Üçüncü mesele de ağrı meselesi. Biz ağrı diye kastettiğimiz şey aslında kasılmadır hocam. Evet. Biz tabiri yanlış kullanıyoruz da yani kasılmadır. Doğum kasılmalarla gerçekleşir. Bu kasılmalar ağrılı olmaya başlarsa tabii biz ona ağrı diyoruz. Anlatabildim mi? Evet. Bizim için gerekli olan ağrı değildir. Bizim için gerekli olan kasılmadır hocam. Evet. Anlatabildim mi? Evet. O yüzden ağrının çok şiddetli olması, az olması bir doğumun iyi veya kötü olduğu anlamına gelmez. En çok yaşadığım şeyler eskiden ben Iğdır'da şey yapmıştım. Uzmanlığımı ilk zamanlarında ki orada doğumlar çoktu. Yazık insanlar tabii doğum esnasında çocuklar yani kızları bağırıyor. Hocam bir problem mi var? Ya anne diyorum sen kaç tane doğum yaptın? 10 tane. Sen kaç tane yaptın? 15 tane. Ağrısız doğum olur mu diyorum teyze ya. Anacığım ya. Ah doğru söyledim. Hocam anlatabildim mi? Evet. Bir ağrının çok olması, hastanın ağrı eşiğinin düşük olmasına bağlanıyor. Mesela bazı hastalar geliyor. Hocam ben diyor ilk doğuma geldim diyor bir gittim 7 santimmiş. Ağrı yok doğru düzgün yani evet. Böyle evet. Kıvranıyor hafiften ama bağırmıyor. Evet. Bazı hastalar var mesela doğum başlıyor daha 2-3 santim ortalığı yıkıyor. Eşik hocam. Eşik farklı bir şey. Anlatabildim mi? Yani ağrının düşük veya yani şiddetin çok veya az olması bir doğumun problemli olduğu anlamına gelmez. Burada en önemli alacaklarsa insanlar mesaj bu alsınlar. Yani ben özellikle
Normal doğumlarda hastanın başında duracak insanları şöyle söylüyorum. Lütfen normal doğum yapmış bir insan getirin bu hastanın başına. Çünkü normal doğum yapmayan bir insan onu gördüğünde 5 dakika 10 dakika hocam bir problem var, bir sıkıntı var. Normal doğum yapan bilir. Ağrıyı bilir. Ha, bunlar olabilir. Sakin davranır. Güçlü davrandığı zaman hastayı motive, cesaretlendirici davrandığı zaman bizim doğum sürecimiz daha kolay oluyor yönetmemiz. Anlatabildim mi? Evet. O yüzden burada en önemli şey o. Valla çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler aldık. Ömer Hocam çok sağ olun. Size bundan sonraki gebe takiplerinde bütün annelere, babalara ve sizlere kolaylıklar diliyorum. Doğum önemli bir süreç. Eyvallah. İşte teşekkür ederiz. Geri geldiği zaman da zor bir süreçte dönüşebiliyor. Üstesinden gelmek de işte evet, deneyim, tecrübe, motivasyon hepsi evet, bir arada. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederek programı sonlandırmak istiyorum. Ben İnşallah teşekkür ederim hocam. Başka konular da sizinle konuşmak isteriz. Güncel konulardan konuşabilir miyiz demiştik aslında. Belki bir konuya değinebiliriz hocam. Eğer şey olursa benim de çünkü son zamanlarda biraz kafama takıldı. Bu tabii obstetrikten çıkıyoruz şu anda, doğum alanından çıkıyoruz. Jinekolojik bir soru soracağım hocam. Şimdi kadınların tabii kadın hastalıklarında kanserler önemli bir yer teşkil ediyor. Ve serviks, rahim ağzı kanserlerinde, rahim ucu kanserlerinde biliyoruz ki biz eskiden beri bir virüs bu kanserlerde çok etkin rol oynadı. O virüsü taşıyan kişilerin bu kansere çok daha yatkın olduğu ve buna karşı geliştiren aşının da bu birçok belki bu hastalıkta ölümcül anlamda önemli bir yeri olduğunu düşündük ve geçenlerde bir tartışmalar da başladı. Hatta çok medyatik bir meslektaşımız bu aşıların felç yaptığını söyledi. Felç yaptığını, evet, böyle bir şey söylendi galiba. Hatta bu bir sizin alanınızda da branşınızda da bir tepkiye yol açtı. Sanırım hocam bu konuda vatandaşlarımızın da bilgilenmesi açısından bizi bir bilgilendirirseniz kısaca. Evet. Enteresan bir şekilde yani mazlumu getirin bana gibi bir artık durumdayız hocam. Yani gebelik şekeriyle başladık. Habire kadın doğumculara yükleniyor yani bu konuda. Şimdi HPV'ye geçtik. İşin sıkıntılı tarafı şu. Ne değerli hocamızı biliyoruz. Bir ara zaten gebelik şekeri de yükleme testine de savaş açmıştı, bayrak açmıştı kendisi ama tabii derneklerimiz o şeyleri hep kazandılar. İtirazlarda bulundular ama tabii bu gündem olmadı. Bizim haklı olduğumuza dair. Şimdi de yeni bir savaş alanı açıldı. HPV aşısı. HPV aşısı dediğimiz olay neredeyse 20 yıldır gündemde olan, 20-25 yıldır gündemde olan bir olay. Rahim ağzı kanseri önlenebilir kanserler arasında en başta gelen kanser türü. O yüzden zaten gelişmiş ülkelerin kanseri değildir hocam rahim ağzı kanseri. Sosyoekonomik düzeyi düşük ülkelerin kanseridir o. Gelişmiş ülkeler çünkü tarama programlarıyla bu kanseri ciddi manada azalttılar ki Türkiye'de de KETEM yani Sağlık Bakanlığı bünyesinde çok iyi işler çıkarıyor. Erken taramalarımızı artık yapabiliyoruz ve devlet ücretsiz yapıyor bu taramaları. HPV DNA testiyle. Yani buradan hastalarımıza bilgi vermiş olalım. Muhtemelen zaten çağıracaklardır KETEM'den ama tarama testi yaptırmak isteyenler KETEM'e gidip ücretsiz bütün testlerini yaptırabilirler. KETEM dediğimiz kanser erken teşhis merkezi. Orada mamografi de yapılıyor. Gaytada gizli kan, yani dışkıda gizli kanda bakılıyor. Kolon kanseri için, meme kanseri için mamografi ve rahim ağzı kanseri için de simir ve DNA, HPV DNA testi yapılıyor. Bu en sık görülen kanserler. O yüzden çok kıymetli bir kurum KETEM. HPV DNA dediğimiz nedir? HPV aşısı, neden HPV adı aşısı? Yani rahim ağzı kanseri aşısı niye değil? Çünkü rahim ağzı kanserinin neredeyse %99'unun sebebi bir tane virüs. HPV. İyi huylu olanları var, kötü huylu olanları var. İyi huylu olanlarını biz biliyoruz. Siil dediğimiz. Genital bölgede karnabahar gibi çıkan. Siil dediğimiz lezyonlar. Bir de bunları rahim ağzını tutan
kanserojen tipleri var. Yaklaşık 100-140 tane tipi var bunun. O kadar çok ki. Yüksek riskli kanserojen tipler ve düşük riskli diye ayrılmışlar. İşte bizim için yüksek riskli kanserojen tiplerini tespit etmek önemli. Tespit ettiğimiz zaman biz erken dönemde yakın takip ettiğimiz için o hastaları rahim ağzı kanserini yakalayabiliyoruz daha oluşmadan. Çünkü öncü lezyonları var. 5 yıl, 10 yıl süreli öncü lezyonlarla başlıyor. Siz o zaman da zaten hayli hayli yakalayabiliyorsunuz bunu. Müdahale edebiliyorsunuz. Evet tamam, tanıma testleriyle güzel gidiyoruz. Neden aşıya gerek var? Aşıya şundan dolayı gerek var. Bir hastada böyle bir DNA virüsü tespit edildiği söylendiğinde veya kanser öncüsü lezyon varlığı söylendiğinde hastanın dünyası kararıyor. Ve düzenli takiplere başlanıyor. Zaman, masraf, psikolojik yıkım, her gün acaba bir şey olacak mıyım, bir şey olacak mıyım, ileride bana bir şey olacak mı, bir ay sonra, iki ay sonra. Bu psikolojiyi yaşamaya başlıyorlar. O yüzden HPV'ye yönelik oluşturulabilecek bir defans sistemi daha en başta blokladığı için bu tür şeylerden hastayı daha çok koruyor. Neden koruyor diye söylüyorum. 20 yıldır yapılan çalışmalar, yurt dışında 22 ülkede zaten uygulanıyor bu aşı. Gelişmiş ülkelerde. Hocam hemen araya gireceğim. Kaç yaşında yapılıyor bu aşı? Ona da geleceğim. Gelişmiş ülkelerde artık devlet bunu standarda koydu. Ödeme kapsamını aldı. Tabii onlar da ilişkide erken yaşlarda başladığı için 9 yaşından sonra istediğiniz zaman yaptırabilirsiniz kız çocuğuna. İlk ilişki başlamadan yapılması önemli yalnız. Sadece kızlara mı yapılıyor? Erkeklere de yapılabiliyor ama biz daha çok tabii bayanlarda bunu şey yapıyoruz. Onları koruma adına yapıyoruz ama erkeklerde de HPV'den koruyor. Bunların çalışmaları yapılmış. 20 yıl gibi çok uzun bir zaman geçtiği için artık koruyuculuk oranları biliniyor. Mümkün olan en erken. Evet. İlk aşamada ilişki olmadan, HPV ile bulaşmadan önce yapılırsa kazanıyorsunuz. Hmm. Ha, şunu da yapmışlar. Lezyonların başladığı zamanlarda da yapmışlar. Koruyuculuk oranı yine var ama %100 değil mesela. %99 değil, %40, %50, %30. Anlatabildim mi? Yani düşüyor. O yüzden ilk bulaş olmadan önce yapılması çok önemli. 0-1-6 genelde öyle yapıyoruz. Biri yapıyoruz, bir ay sonra bir tane, 6 ay sonra bir tane. 3 tane yapıyoruz genelde. Ve korkulacak bir şey de yok. Çok pahalı bir şey de değil. Anlatabildim mi? Ama sizi çok büyük bir olaydan kurtarıyor. Devletin karşıladığı bir şey mi? Devlet şu an Türkiye karşılamıyor ama karşılamıyor. Geri kalan yani dünya üzerinde 22 tane Avrupa ülkesi, işte Amerika, o tür gelişmiş ülkeler artık kapsamda. Ödeme kapsamında. Yan etkilerle alakalı. Şimdi bu yani aşıyla alakalı şey tabii önceden de vardı ama koronavirüsle birlikte biliyorsunuz evet, zirveye çıktı. Şimdi hocam siz daha iyi bilirsiniz. Bir aşının, bir ilacın geliştirme süreci normalde bir yıl değildir. Tabii. Çok daha uzun sürelere yayılır. Bunların faz çalışmaları vardır ilaçların, aşıların değil mi? Tabii. Deneyleri ve uzun süre alır. Koronavirüste biz bunu yapamadık hocam. O aşamalar hızlı geçti. Çok hızlı geçti. Belki insanların kafasına soru işaretleri kaldı. Tamam, o aşı çalışmalarla belki zararsız gibi görünüyor. Evet. Ama insanların kafasında hep bir tarafta kaldı. Çünkü garip garip semptomlar yaşayan insanlar oldu ve buna bağladılar. Evet. Bundan kalan tortularla şimdi biz HPV'yi değerlendiriyoruz aşısını. Evet. Genel bir aşı karşıtlığı zaten var. Bir yıl değil bu çalışmanın önü. Tabii. Anlatabildim mi? Yani bir koronavirüs aşısıyla HPV aşısı veya kızamık aşısı, bunlar birbiriyle kıyaslanabilecek aşılar değil hocam. Tabii onlar sağlam. Background'u çok sağlam olan aşılar. Bunlar yan etkileri, şunları bunları yani yani üreten firmanın hastalarda bir problem oldu mu olmadı mı, deneklerde bir problem oldu mu olmadı mı, bunların hepsi üretim, çok dikkatli tutulan şey. Firma bir tane mi hocam yoksa birkaç üretim var, firma var mı? Var. Var. Yani o yüzden HPV DNA aşısı koronavirüsün uğradığı, yani koronavirüs aşısının uğradığı şeye uğramamalıydı. Evet. Kadere uğramamalıydı. Çünkü onun çalışmaları çok daha sağlam yapılmıştı ve 20 yıllık bir tecrübe söz konusu hocam. Yani suçlanan konunun bir bilimsel istinadı dayanağı yok. Yok hocam. Yok. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam siz bir tedavi verdiğinizde bir hap verdiniz. Ya en güncelini söyleyelim ya. B vitamini verdiniz acilde. Evet. Alerji. Hasta da alerji yapabiliyor mu? Yapıyor. Tabii. B vitamininin zararı var mıdır normalde? Tabii. B'seldir hocam o alerji. Yüzlerce, binlerce insana verdiniz olmadan bir tane hastaya verdiniz oldu. Tabii.
Siz o B vitamini suçlayabilir misiniz? Bireysel faktörleri göze almadan suçlama yaparsanız o aşısı 20 yıllık kullanılan milyonlarca insana yapılmış aşıyı bir tane iki tane gördüğünüz hastayla işte felç oldu dersiniz. Yani şimdi şöyle, zaten bizim biliyorsunuz çalışmalarda plasebo kullanılıyor, oluyor. Yani kör grup oluyor. İlacın benzerinin, yani taklidinin yapıldığı daha doğrusu. Mesela orada da plasebo konumunda da çıkıyor. Yani çıkıyor. Yan etkiler. Bildiğiniz şeker veriyorlar. O tabletin içine şeker veriyorlar. Diğerinde gerçek ilacı veriyorlar. Evet. Şeker olan 1000 tane hastayla, şeker o ilaç olan 1000 tane hastayı değerlendiriyorlar. Ne olmuş sonuçta? Buradan 3 kişi kalp krizinden ölmüş, buradan 2 kişi kalp krizinden ölmüş. Evet. Şimdi oranlar, şeker, anladınız değil mi? Çalışmalar tabii, böyle yapılıyor. Tabii. Yani bir ilaç verdiğiniz, bir aşı yaptığınızda bu hastaların trafik kazası geçirmeyeceği anlamına gelmez. Kalp krizi geçirmeyeceği anlamına gelmez. Kanser olmayacağı anlamına gelmez. Evet. Yani ilaçtan bağımsız olan, ilaçtan bağımsız olan, hayat döngüsünce yaşayacağı şey kaderini yaşıyor hasta. Yani o ilaç yapıldı diye veya o aşı yapıldı diye siz bunu buna bağlar mısınız? Tabii. Bu bilimsel değil. Anlatabiliyor muyum? Şeker yükleme testinde de aynı şeyi söyledik. Kaç yıldır, yani 50-60 yıldır yapılan masum bir testi niye bu kadar kötülediniz? Gerek yoktu. Aldığınız bir porsiyon baklavada da aynı şeker alacaktınız. Bebeğin insülin salınımı 12. haftada gelişiyor zaten. Biz bu testi 24'te yapıyoruz. Önce annenin karaciğerinden geçiyor. Plazentaya geliyor, bebeğe geçiyor. O insülin o bir porsiyon baklavayı halledemeyecek miydi? Siz bir tepsi baklava yeseniz fesada girer misiniz? Bir probleminiz yoksa. Vücut onu tolere eder hocam. Anlatabildim mi demek istediğimi? Evet, anladım. Yani mantıktan yoksun, izandan yoksun. Ne yazık ki, yani değerli hocamıza bunu söylemek zorundayım. Evet. Tabii Türkiye'de korkular üzerine kurulmak daha kolay bir şey. Bir şey kötü dersiniz, o kötü değil de diyen insanlar onu ispatladığında o kötü deneni gösterirler ama ya kötü değilmiş diyeni göstermezler. Ya biz de ne yazık ki kendi çapımızda anlatmaya çalışıyoruz ama ne kadar etki olur bilmiyorum. O yüzden HPV aşısı hocam. Korkulacak bir aşı değil. Background'u çok geniş bir aşı. Bir koronavirüs aşısı gibi kısa zamanda çıkartmak zorunda olduğumuz, piyasaya sürdüğümüz bir aşı değil. Çalışmaları yapılmış, faydaları kanıtlanmış hocam. Faydası kanıtlanmış. Uzun bir süre, neredeyse çeyrek asır. Bir aşı. Ve önlenebilir aşı. Buradan artık hastalar kendi tercihini kendi yapacak. Hiç rahim ağzı kanseri olan hastalar gördünüz mü bilmiyorum. Maalesef akrabalarımdan. Nasıl pis bir kanser türü olduğunu ancak herhalde kadın doğumcular ve kanseri olan bilir. Evet. Takdir hastaların hocam. Tabii aydınlatmak da bizim görevimiz. Yani aşılara, zaten genel olarak aşılara, ben korona aşısı için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani aşı olmasaydı çok daha sıkıntılı durumlar olacaktı. Belki hastalığı durduramayacaktık. Yok. Öyle olması gerekiyordu o zaman. O öyle olması gerekiyordu. O öyle olması gerekiyordu. Süreçten geçmesi gerekiyordu. Ve belki işte şu an mesela artık korona görmüyoruz yani, çok şükür. Yoğun bakım hastalarımız yatmıyor ama o dönemleri hatırlamak bile istemiyoruz. Yakınlarımızı kaybettik, meslektaşlarımızı kaybettik. Ama aşı sayesinde de biz bu hastalığı atlattık. Kesinlikle. Ki dediğiniz gibi HPV aşısı kendini çok daha geniş bir zamanda, çok daha geniş bir zaman diliminde ispatlamış bir aşı. Kendisini ispatlamış bir aşı hocam. Evet. Kızamık gibi. Yani çocukluk döneminde yapılan aşılar gibi. Şimdi onlara da bloklar gelmeye başladı ama hiç olmayan hastalıklar, bizim eradike ettiğimiz, sildiğimiz Türkiye'den hastalıklar piyasaya çıkmaya başladı şimdi. Evet. Gerek yok. Evet. Aşı çok önemli. Onu da vurgulamış olduk. Biz çok öyle teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sohbet oldu. İnşallah tekrardan görüşmek dileğiyle.